E, olguların yerine geçer. Evet. Ve algı yönetimi çok önem kazanır. Çünkü buna ilişkin iki şey Biraz mı? önce sizinle de değindiğiniz gibi araştırmacılık eğitim süreci içerisinde çocuklarımıza öğretilmiyor. Araştırıp doğru bilgiye ulaşmanın değeri ve önemi hiçbir şekilde anlatılmıyor. Oysa bilgiye, doğru bilgiye en yakın olduğu çağda yaşıyor insanoğlu. Öyle değil mi? Kesinlikle. Bizim zaman ben mesela bir ders e, ödevini hazırlayabilmek için karlı bir e, kış günü İstanbul'da evimizden 15 dakika uzakta bir kütüphane vardı. Oraya gidinceye kadar 3 defa kayıp karda buzda düştüğümü hatırlıyorum. Yani bilgiye ulaşmak bu denli zordu. Oysa şimdi bir tuşa dokunuyorsunuz bilgiye erişebiliyorsunuz. Ama önemli olan o bilginin ne kadar doğru olduğunu anlayabilmek. Ya da kuşkucu bir yaklaşımda. Bilim bakış açısı kuşkucudur. Daima doğruya ulaşmak için o kuşkuyu basamak olarak kullanır. Oysa bugün günümüzde yok. Mesela ben hayatımda, meslek hayatımda türbanlı bacılarımız hakkında ne tek bir kelime yazdım olumsuz, ne de ağzımdan tek bir kötü sözcük çıktı. İddia ediyorum, arasınlar, bulsunlar, karşıma çıkasınlar, özür dileyeceğim. Bütün türbanlı bacılarımızdan özür dileyeceğim. Seçim Uğur tersine, abi, sizin babaanneniz de veya onun annesi de Osmanlı'da yaşamadı mı? Gayet tabii, benim yani ninem bacıydı, benim ninem yani Bu... Sosyoloji deden bu. büyük deden müftüydü. Ailemizde İstanbul müftüsü bile var. Biz kara çarşaflıydı benim e, ninem. İstanbul'un bir köyünde yaşıyorlardı. Dolayısıyla çocuklarımıza şunu öğretmeliyiz. Algının kurbanı olmayın. Olgunun peşinde koşun. Gerçeği arayın. Ve o gerçeğe sımsıkı sarılın. Gerçekten daha güçlü, bilgiden, bilgiden. gerçek bilgiden daha güçlü hiçbir şey olamaz. İşte bunu Atatürk nasıl söylüyor? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Tabii Şimdi biz sorgulayamıyoruz. Biz araştırmayı bilsek, algılamayı bilsek. Mesela bugün dünyanın en büyük şirketleri. Google'lar, Amazon'lar, Facebook'lar, Twitter'lar, Tesla'lar. E, gücünü başarısını neye borçlu diye sorarsanız ben size söyleyeyim. Veri analizine. Veri analizi. Veriyi topluyor ve analiz ediyor. Dolayısıyla Analizden insanın... Analizden sonra sentez yapıyor. Sentez yapıyor Sentez, ve ortaya bunun. Sentezden sonra <laughs> uygulamaya geçiyor, e, etik kurallara göre bu işi yürütüyor ve kesinlikle e, netice itibariyle saygın bir e, ilişki ağı ortaya çıkartıyor. Biz bir yerde kesiyor. Bizim hayatımız ezber. Evet, ezber. Hayatımız ezber Ama bize verilen yani eğitim mi? ezber mi? Ezber mi şablondan bakmak? Yani mi? şey şablon, şablondan evet. bakmak ezber yani. Evet. Ezber. Başka bir şey değil. Ya yani bizim hayatımızı zorak zorkan şey zaten ezberlerimizi ve ön yargılarımızı kıramıyoruz. Biz. Kişisel evet. analiz ve sentez yapma yeteneğine izin verilmiyor. Şimdi yani bu izin analizi verilmiyor. yapabilsek ben şuraya gelmek istiyorum. E Hanım'ın da söylediği hani bu işte ben bunlara ajanlar diyorum. Yani kesinlikle de ajan olduklarını düşünüyorum. E, buna ilişkin tarihi ispatlarımız da var. Yani benim ispatım derken tarihin bize gösterdiği gerçeklikler var. Biz analiz edebilsek hiç kimse o ben isimlerini anmıyorum. Atatürk'le kavga eden, Cumhuriyetle kavga eden, kılıç kuşanan işte kendince böyle enteresan asortik havalara giren tiplemelere hiç kimse prim vermeyecek. Çünkü böyle bir ya bırakın İslam'ı, dünya üzerinde böyle bir din yok. Sadece İslam adına söylemiyorum. Böyle bir inanç sistemi yok. Bakın hiçbir inanç sistemi. Yani bir ilahi bir inanç sistemi zaten insan düşmanı olamaz. Yani mantık, mantık çok basit bir mantık koyacağım ortaya. Yaratıcı yarattığıyla düşmanlık yutmaz. Bu hani felsefi bir şeyden bahsediyorum. Böyle bir şey olmaz. Adam bunu sana pompalıyor. O zaman bu yalancı. Bunu bizim analiz edebilmemiz lazım. Çok basit bir analiz. Neye inanırsanız inanın. Budist de olsa, Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa, eğer böyle bir şey varsa bu tahrip edilmiştir diyebilmeli kişi. Çok spesifik bir şey söylediniz. Dediniz ki Mossad ajanları çıkmışlar sosyal medyada hoca kılığında Atatürk'e hakaret ediyorlar saydı. Hakikaten bilgi belge veri ışığında mı söylediniz bunu yoksa ya tahrip Şimdi ben e, Milli Sipha...